Kurt Akademi'den herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Birinci dönemin ikinci yazılıları başladı. Bizler her zaman olduğu gibi sizin yanınızdayız. Ve öğretmenlerimizden aldığımız tüyolarla bir yazılı provası hazırladık. Din kültürü ve ahlak bilgisinde sorumlu olduğumuz konular nelerdir? Onlarla ilgili şöyle bir konu tekrarı yapacağız. Bilmemiz gereken çok önemli noktalar var. Bu ünitede oldukça fazla isim var. Sahabi isimleri ve özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Ve sonrasında sizlerle birlikte yazılı provası yapacağız. O zaman vakit kaybetmeden bismillah diyelim, başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle şöyle birinci üniteyi de bir hemen sözlü olarak tekrar etmek istiyorum. Birinci üniteden de soru sorabilir öğretmenlerimiz. Şöyle bir hatırlayalım. Birinci ünitede ne vardı arkadaşlar? Allah-insan ilişkisini ele almıştık. Önce insanı konuştuk. İnsanın Allah'la olan münasebetini ele aldık. Sonra Allah'ı nasıl bulabiliriz dedik. Evrendeki işte düzenden hareketle bulunabilir demiştir bazı alimler. Yani bu da nedir? Gaye nizam delili deniliyordu buna. Yani evrende bulunan her şeyin bir amaç için yaratılmış olması ve her şeyin mükemmel bir nizama, yani düzene sahip olması bir yaratıcının olduğunu gösterir demiştik. Bir de ekmel mükemmel varlık delili vardı. Bu neydi? İnsanın zihninde olan mükemmel varlık düşüncesi, mükemmel varlık olan Allah tarafından verilmiştir ve bu da evrenin yaratıcısı olduğunu hani bize düşündürüyordu. Bu düşünce yaratılıştan geliyordu. Yani fıtratımızda vardı. Fıtrat ne demekti? İnsanın Allah'a inanabilecek, ona iman edebilecek özelliklere, kabiliyetlere sahip olması. Bütün insanlar fıtrat üzere dünyaya gelmiştir. Yani Allah'a inanabilecek özelliklerde dünyaya gelmiştir. Sonrasında arkadaşlar Allah'ı tanımıştık. Allah'ın isim ve sıfatlarını konuşmuştuk birinci yazılılarda. Allah'ın isim ve sıfatları nasıldı? İsimlerine ne deniyordu? Esma-i Hüsna deniliyordu. En güzel isimler demekti. Bazı ön plana çıkan isimlerini konuşmuştuk. Mesela işte bir bebeğin dünyaya gelişinde Allah'ın Hay ismini tanımıştık. Bir annenin şefkatinde Rahman ismini tanımıştık. Ya da işte bu tarz örnekleri vererek açıklamıştık. Bir de sıfatlar vardı. Zati sıfatlar ve subuti sıfatlar diye. Zati sıfatlar sadece Allah'ın kendisinde bulunan, diğer varlıklarda bulunmayan sıfatlardı. Subuti sıfatlar ise diğer varlıklarda sınırlı bulunan, Allah'ta mutlak bulunan, yani sınırsız bulunan sıfatlara deniliyordu. Onları tekrar etmek isterseniz birinci yazılı videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada bayağı detaylı bir şekilde konuşuyoruz. Sonra işte Kur'an'dan mesajlar bölümünü okumuştuk. Gelelim şimdi ikinci ünitemize arkadaşlar. Bu yazılıda en çok sorumlu olduğumuz konular. Arkadaşlar ünitemizin adı Hazreti Muhammed ve Gençlik. Burada öncelikle Kur'an-ı Kerim'de gençleri tanıyacağız. Sonrasında bir genç olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedeceğiz. Arkadaşlar gençlik dediğimizde herkesin aklına gelen bir tanım vardır değil mi? Çocukluk ve erişkinlik arasındaki sürece, olgunlaşma dönemine gençlik deniliyor. Kur'an-ı Kerim'de gençlik kavramı feta kelimesiyle ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala gençlerden bahsederken bize birkaç genç örneğini verir ve bunlardan övgüyle bahseder. Onların bulundukları döneme, bulundukları topluma karşı verdikleri mücadelelerle övüldüğünü görürüz. Mesela babasına karşı ve halkına karşı, yani inkarcı ya da Allah'a ortak koşan bir topluma karşı verdiği mücadeleyle Hazreti İbrahim Aleyhisselam anlatılır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam daha çocuk yaştayken düşünerek, evrene bakarak Allah'ı bulmuş ve Allah kalbine tevhid inancını vermiştir. Daha sonra peygamberlikle görevlendirmiştir. Hazreti İbrahim'in babası put yapıp satarak geçimini sağlayan bir adamdı. İsmi Azer ve en başta Hazreti İbrahim gidip babasını uyarıyordu değil mi? Ancak babası ona karşı çıkıyor, sert tepki veriyordu. Yine de Hazreti İbrahim bu tepkiye rağmen vazgeçmemişti tebliğ görevinden. Ve hatta babası Nemrut'un önüne gelip Hazreti İbrahim'i bırakarak başıma bela açacak diyerek onu cezalandırmasını istemişti. Nemrut kimdi peki? O dönemin kralı arkadaşlar. Hatta kendini ilah ilan etmişti. Ne demişti? Ben de
ben kendisinin Allah olduğunu iddia etmişti. Hatta Hazreti İbrahim Aleyhisselam ne demişti? Benim Rabbim güneşi doğudan doğurup batıdan batırır. O zaman sen de güneşi batıdan doğur, doğudan da batır diyerek ona böyle akılcı cevaplar vermişti hatta. Çünkü Nemrut dediğim gibi zulmünde ileri giden, Allah'a ortak koşan biriydi. Daha sonrasında Hazreti Yusuf'tan bahsedelim. Ha, bu arada Hazreti İbrahim Kur'an-ı Kerim'de Hanif olarak övülür arkadaşlar. Şöyle Hanif yazalım. Hanif ne demek? Batıldan yüz çevirip Hakk'a bağlanan, gerçeği gören, Allah'a iman eden demek. Yani şirkten uzak duran, Allah'a ortak koşmayan, putlardan uzak duran, Allah'a yönelen kişi. Özellikle Hazreti İbrahim için kullanılır bu kelime. Ama Hazreti İbrahim'e iman edenler ve onun yolundan gidenler için de Hanif kelimesi kullanılır. Daha sonra Hazreti İbrahim ateşe atılma emri vermişti Nemrut, hatırlarsanız onu. Hiçbir zaman yine de korkmadı, Allah'a tevekkül etti ve Allah kendisini mucizeyle kurtardı. Sonra Hazreti Yusuf'tan bahsediliyor. Hazreti Yusuf'tan da Kur'an-ı Kerim'de nasıl bahsedilir? Gençlerin en iffetlisi, en güzel ahlaklısı olarak bahseder. Zaten onun suresine başlarken, Yusuf suresine başlarken Allah-u Teala size kıssaların en güzelini haber vereceğim diyerek ilgi çekici bir anlatım metoduyla başlar. Ben mutlaka Yusuf suresini okumanızı, mealine bakmanızı tavsiye ediyorum. Yusuf Aleyhisselam kardeşleri tarafından kuyuya atılmasına rağmen daha sonra bakın köle olarak satılıyor, Mısır'da kölelik yapıyor. Sonra bir iftiraya uğruyor. İftira sonucu zindana düşüyor. Zindanda Allah kendisine peygamberlik veriyor. Oradaki zindan arkadaşlarına peygamberliğini yerine getiriyor. Yani tebliğ görevinde bulunuyor. Ve sonra Allah-u Teala bir sebep bağlı kılarak Mısır hükümdarına ne yapıyor? Bir rüya görüyor. O rüyayı yorumlayacak biri arıyorlar. Ve Yusuf Aleyhisselam o rüyayı yorumluyor ve Mısır'a sultan oluyor bakın. Ardından kıtlık başlıyor ve kıtlık başladığında Kenan diyarında bulunan kardeşleri Mısır'a gelerek ondan erzak istiyorlar. Daha sonra Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine kendisini tanıtıyor ve onlar çok mahcup oluyorlar, çok utanıyorlar. Yusuf Aleyhisselam kimin oğluydu? Yakup peygamberin oğluydu arkadaşlar. Sonrasında Yakup Aleyhisselam da onun yanına geliyor ve Yusuf Aleyhisselam kardeşlerinden asla intikam almaya çalışmıyor. İşte bize affetmenin, iffetli olmanın ve güzel ahlaklı olmanın önemini Yusuf Aleyhisselam gösteriyor. Ardından bir diğer övülen genç Hazreti Musa arkadaşlar. Hazreti Musa da Firavun'a karşı çok ciddi mücadeleler vermiş. Ve o da yine Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen, övgüyle bahsedilen hatta ulul azm peygamberlerdendir. Firavun'a karşı mücadele vermiştir. Hazreti Meryem de Meryem suresinde bahsedilir. Hazreti İsa'nın annesidir. Bir peygamber annesinin olmasının yanı sıra arkadaşlar çok iffetli ve güzel ahlaklı bir kadındır. Allah'a tam bağlı olan, teslim olan bir kadındır. Ardından Ashab-ı Kehf'ten bahsedilir. Ashab-ı Kehf arkadaşlar birçok dinde de anlatılır. Yani işte Yahudilikte de Hristiyanlıkta da anlatılır. Çünkü çok eskiye dayanıyor bu olay. Ashab-ı Kehf kimdir? Mağarada uyuyan gençler arkadaşlar. O dönemde şirk koşmayan, Allah'a inanan, Allah'a inancı olan bu gençler bulundukları halk tarafından idam edilmekle suçlanıyorlar. Daha doğrusu idam edilmeleri isteniyor. Bulundukları halkı yöneten kral onlara 3 gün mühlet veriyor ve 3 gün sonrasında fikirlerini değiştirmezse bu gençler idam edileceklerini söylüyorlar. Gençler de mağaraya saklanıyorlar. Bir müddet orada vakit geçirelim. Belki daha sonra halk bundan vazgeçer diye düşünüyorlar. Uyuduklarında arkadaşlar bir rivayete göre 500 yıl, bir rivayete göre 700 yıl, bir rivayete göre 350-400 yıl kadar uyudukları söyleniyor. Aralarından Allah-u Teala ayette diyor ki aralarından bir kısmını uyandırdık diyor daha sonra ve yiyecek bir şeyler almak için tekrar şehre indiğinde şehrin çok değiştiğini fark ediyor. Fırına işte girdiğinde parasını tanıyan esnaf yani o paranın 300-400 yıl önceye ait olduğunu fark ediyor ve hemen onları alıp o genci alıp nereye götürüyor? Hükümdarın karşısına götürüyor. Tabii hükümdar değişmiş, yeni gelen hükümdar çok böyle saygılı, o genci dinliyor.
Daha sonrası arkadaşlarının yanına götürmesini istiyor ve mağaraya gidiyorlar arkadaşlar. Diğer uyuyan gençleri de orada görüyorlar. Allah-u Teala o gençleri koruyor bakın. Kendisine iman eden ve asla şirk koşmayan o gençleri koruyor. Ve aynı zamanda insanlara bir şeyi gösteriyor. Öldükten sonra yeniden dirilişin nasıl olduğunu da, Allah'a zor olmadığını da bu şekilde göstermiş oluyor. Onları uyutup yeniden uyandırarak. Yani ölüm ve diriliş de aynen böyle olacaktır diyor. Önce bir uyuma ve sonrasında yeniden diriliş, yani uyanma. Arkadaşlar, müfredatımızda bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de övülen gençlerden bahsedildi. Daha sonrasında bir genç olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıdık. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan önce babasını kaybediyor. Yani anne hamileyken babayı kaybediyor ve daha sonra dünyaya geldiğinde de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 571 yılında doğuyor. 6 yaşındayken annesini kaybediyor. 8 yaşındayken de emanet olarak bırakıldığı dedesini kaybediyor. Dedesi vefat etmeden önce onu amcası Ebu Talib'e emanet ediyor. Çünkü kardeşlerin arasında en merhametli Ebu Talib olduğunu düşünüyor dede. Ve Ebu Talib de ticaretle uğraşan birisi. Peygamber Efendimiz onun yanında yetişiyor. Ticaretin inceliklerini ondan öğreniyor ve artık 25 yaşına geldiğinde kendi ticaretini yapmaya başlıyor. Daha sonrasında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o dönemin güzel ahlaklı, Tahire lakabıyla anılan, temiz, dürüst, güvenilir kadın olan Hazreti Hatice ile tanışıyor ve evleniyor. Ardından arkadaşlar cahiliye dönemi özellikle haksızlığın, zulmün arttığı bir dönem. Öyle bir dönemde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cahiliyenin çamurunu üstüne bile değdirmiyor. Yani asla ticarette hile yapmıyor, haksızlık yapmıyor. Hatta ve hatta peygamber olmadan önce kendisi haksızlıkları önlemek amacıyla kurulan bir derneğe üye oluyor. Bu derneğin adı neydi? Hilfül Füdül Derneği arkadaşlar. Erdemler Birliği, Erdemler Topluluğu isminde bir derneğe üye oluyor ve aktif olarak burada çalışıyor. İnsanların hakkını elde etmesinde yardımcı oluyor. Cahiliye döneminde dediğim gibi haksızlık, işte sihir büyü gibi yanlış inanışlar, putlar, falcılık gibi, işte kız çocuklarına değer verilmemesi gibi çok yanlış inanışlar mevcut. Ancak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman bunlara yanaşmıyor. Hatta ve hatta onlarla arasına mesafe koyuyor. Sık sık ne yapıyor? Hira mağarasına gidip derin düşüncelere dalıyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme halk arasında El Emin diye seslenirlerdi. Muhammedül Emin diye seslenirlerdi. Daha peygamber değilken. Sebebi ne arkadaşlar? Öyle bir dönemde, yani cehaletin, zulmün, kötülüğün arttığı bu dönemde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem güvenilir ve dürüst olduğu için kendisine El Emin diye seslenmişlerdi. Yine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı, onun ne kadar güvenilir olduğunu gösteren çok güzel bir örnek var. Hacer-ül Esved hakemliği. Biliyorsunuz arkadaşlar, kabilecilik yaygındı o dönemde Arabistan Yarımadası'nda. İnsanlar kabile halinde yaşarlardı ve kabile savaşları çok fazla yaygındı. Her kabile birbirine üstünlük kurmaya çalışıyordu. Kabe restore edildikten sonra onun işte köşesinde bulunan Hacer-ül Esved taşının yerine konulması gerekiyor. Kabilelerin her biri birbirine giriyor. Diyorlar ki işte biz koyacağız taşı. Öbürü diyor ki hayır, bizim kabilemiz daha eski, yani daha köklü. O yüzden biz koyacağız. Öbürü diyor ki hayır, bizim kabilemiz daha soylu. Biz koyacağız diyerek böyle tartışmaya giriyorlar. Sonra aralarından biri diyor ki eğer diyor Kabe'nin kapısından kim girerse, yani Mescid-i Haram'ın kapısından kim girerse o aramızda hakem olsun diyorlar. O karar versin kimin taşı koyacağına. Oturup beklemeye başlıyorlar ve kapıdan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem giriyor. Ve kabile çok seviniyor. İnsanlar çok seviniyor. Çünkü onun asla kimseye haksızlık yapmayacağını biliyorlar. Ve peygamberimize durumu anlatıyorlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bir örtü getirilmesini istiyor. Taşı o örtüye koyuyor. Ve her bir ucundan bir kabile reisine tutturarak Kabe'nin önüne kadar getiriyor. Kendisi sonra taşı alıp yerine koyuyor. Böyle suhuletle, gayet güzel, kavgasız, sakin bir şekilde bu meseleyi çözdüğü için Hacer-ül Esved hakemliği Hazreti Muhammed'in ne kadar güvenilir, halk tarafından sözüne ne kadar güvenildiğini gösteren en güzel örneklerden biridir. Evet, gelelim diğer konumuz. Bazı genç sahabiler arkadaşlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gören,
ona iman eden ve onun yanında bulunan, ona hizmet eden, ona hizmet eden derken onun dininin yayılmasına hizmet eden, yani İslamiyet'in yayılmasına hizmet eden kişilere sahabi deniliyor. Ashab tekili, sahabi şeklinde de ashab çoğula deniyor. Sahabi tekile deniliyor arkadaşlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gençlere çok önem vermiş ve birçok işlerde onları görevlendirerek hayata kazandırılmasını ve onlara güzel alışkanlıklar edindirilmesini istemiştir. Şimdi sahabilerin her birinin ön plana çıkan özellikleri var ve zaten Peygamber Efendimiz de bunu amaçlamıştır. Yani onun yeteneğine, kabiliyetine göre görevlendirilmesini istemiştir. Şimdi sizinle birlikte bu sahabileri tanıyacağız arkadaşlar. Bilge ve kahraman bir genç olarak Hazreti Ali'den bahsetmek istiyorum. Hazreti Ali Peygamber Efendimizin aynı zamanda amcasının oğlu ve damadıdır. Yani Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talib'in en küçük oğlu Hazreti Ali aynı zamanda Peygamber Efendimizin damadıdır. Kızı Hazreti Fatıma ile evlendirmiştir çünkü Hazreti Ali'yi. Ve Hazreti Ali aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in yanında yetişmiştir. Çünkü Ebu Talib'in işleri bir süre sonra bozuluyor ve yokluk çekmeye başlıyor. Peygamber Efendimiz nasıl ki kendisi küçükken amcası ona baktıysa, o da bunu bir borç bilerek, bir vefa örneği göstererek amcasının çocuklarından Hazreti Ali'yi alıp bakımını üstleniyor ve onun evinde yetişmesini sağlıyor. Hatta çok küçük yaşta Hazreti Ali Müslüman oluyor Peygamber Efendimiz'in yanında yetiştiği için. Hazreti Ali kendini ilme adamış bir genç, aynı zamanda çok güzel savaşıyor, yani savaşlarda çok büyük başarılar elde ediyor. Döne döne savaşan ismini alıyor, hatta Haydar-ı Kerrar gibi bir isim alıyor. Aynı zamanda Hazreti Ali'nin sözleri, dualarının yazdığı Muahat isimli bir eseri de vardır. Dediğim gibi kendini ilme adamış bir gençtir. Hazreti Ali ile ilgili özellikle bilmemiz gereken arkadaşlar Bedir, Uhud, Hendek, Hayber başta olmak üzere hemen hemen her gazvede, her seriyede bulunmuştur. Peygamber Efendimizin yanında savaşmıştır. Peygamber Efendimizi korumuştur savaşlarda. Onun sancaktarlığını da yapmıştır aynı zamanda. Özellikle aslan tabiriyle, Haydar-ı Kerrar tabiriyle, Allah'ın aslanı tabiriyle anılmıştır kahramanlığından dolayı. Ardından gelelim genç bir davetçi Erkam bin Ebil Erkam. Erkam bin Ebil Erkam İslam'ın ilk yayılmaya başladığı dönemde Kabe'nin hemen önünde evi bulunduğu için Peygamber Efendimiz onun evini mescit olarak kullanmıştır. Aynı zamanda toplanma yeri olarak kullanmıştır. Kendisi evini İslam'a açan bir gençtir. Evet, kaç yaşlarındayken? Hemen hemen 17-18 yaşındaki bir gençken arkadaşlar evini İslam davetine açıyor ve ne kadar cesurca, fedakarca bir genç olduğunu gösteriyor. Ardından genç bir öğretmen olarak Musab bin Ümeyr'i tanıdık. Musab bin Ümeyr Mekke'nin en zengin ailesine mensup bir gençti. Refah ve bolluk içinde yetişen, kılık kıyafetiyle, nezaketiyle herkesin beğenisini kazanan bir genç. Son derece akıllı ve zeki ve çok da güzel konuşuyor. Herkesin böyle imrendiği bir genç. Ama ne yapıyor? Manevi boşluk içinde olduğu için Peygamber Efendimizin toplandığı o Erkam'ın evine gidiyor bir gün ve Peygamber Efendimizin yanına geliyor, orada Müslüman oluyor. Ailesi onu İslam'dan geçirmek için çok şeylere, yollara başvuruyor ama Musab bin Ümeyr asla onları dinlemiyor ve servetini terk ediyor, yani o malı mülkü bırakıyor. Nereye hicret ediyor? Habeşistan'a hicret ediyor. Birinci Akabe biatında Medineliler Peygamber Efendimiz'den kendilerine İslam'ı öğretecek bir öğretmen isteyince Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Musab bin Ümeyr'i bu göreve tayin ediyor. Medine'de birçok kişi Musab bin Ümeyr sayesinde İslam'a giriyor, ondan öğreniyor. Evet, Musab bin Ümeyr iyi bir öğretmen olmasının yanı sıra savaşlarda da yine sancaktarlık yapmış bir kahramandır. Uhud Savaşı'nda şehit düşen genç bir sahabiydi. Bakın burası çok önemli. Zengin bir ailenin çocuğu olarak o kadar varlık içerisinde yetişmesine rağmen Musab bin Ümeyr Uhud'da şehit olduğunda üzerindeki şalı ile başını örtüklerinde ayakları örtüldüğünde ise başı açık kaldığından ne yapıyorlar arkadaşlar? Peygamber Efendimiz şalının başını örtmesini, ayaklarına da ot konulmasını söylemiş ve bu şekilde defnedilmiştir.
genç bir komutan olarak Üsame bin Zeyd'i tanıyalım. Arkadaşlar Üsame bin Zeyd Peygamber Efendimiz'in evlatlığı olan aynı zamanda kendisine hediye edilmiş bir kölenin oğludur. Daha sonra Peygamber Efendimiz köleliğe karşı olduğu için onu azat ediyor. Yani özgürlüğüne kavuşturuyor. Ancak Zeyd bin Harise Peygamber Efendimiz'in yanında kalmak istiyor. Küçüklüğünden beri onun oğlu olan Üsame bin Zeyd'i de çok seviyor Peygamber Efendimiz. Hatta torunlarını severken Zeyd'i de yanına alarak onlar için dua ederdi Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz yaşının küçüklüğünden dolayı Üsame bin Zeyd Uhud gazvesine katılamayınca, yani katılmasına izin vermeyince Üsame çok üzülüyor. Hendek Savaşı öncesinde boyunu biraz daha uzun göstermeye çalışıyor ve Peygamber Efendimiz'in yanına geliyor. Peygamber Efendimiz onun bu kararlılığını, onun bu özverisini görünce savaşa katılmasına izin veriyor. Henüz 18 yaşını doldurmamış olmasına rağmen Mute Savaşı'nda babası Zeyd bin Harise'nin sancağı altında savaşıyor. Mekke'nin fethinde de Peygamber Efendimiz'le birlikte Beytullah'a, yani Kabe'nin olduğu yere giriyor. Huneyn Savaşı'nda da kendisi bulunuyor ve Hazreti Muhammed'in yanında kalan çok az sayıda sahabeden biri oluyor arkadaşlar. Hazreti Peygamber vefatından kısa bir süre önce Üsame'yi ve aralarında Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer gibi sahabelerin de bulunduğu kişilerle birlikte Suriye tarafına gönderilecek ordunun komutanlığına atıyor. O yüzden genç bir komutan diyoruz. Yani Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer gibi sahabiler, yaş olarak büyük sahabiler olmasına rağmen Peygamber Efendimiz Üsame bin Zeyd'i bakın komutan olarak seçiyor. Genç olmasının ve gençlere de bu şekilde yol verilmesinin önemini bizlere anlatıyor. Gelelim şimdi Muaz bin Cebel'e arkadaşlar. Genç bir yönetici. Muaz bin Cebel gerek kendi kabilesi arasında gerekse Medine'de İslam dininin yayılmasında etkili bir şekilde rol oynuyor. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicretinden itibaren sürekli olarak onun yanında olmaya gayret göstermiş. Huneyn Savaşı ve Taif kuşatması dışındaki bütün seferlere katılıyor Muaz bin Cebel. Peygamber Efendimiz onu Mekke'ye emir ve Kur'an öğretmeni olarak tayin ediyor. Ve sonra da Peygamber Efendimiz genç bir yetenek olan Muaz'ı hicretin 9. yılında zekat memuru ve kadılık göreviyle Yemen'e tayin ediyor. Şöyle Yemen diye not alalım. Yemen ne olarak göndermiş? Kadı olarak göndermişti. Muaz bin Cebel Hazreti Peygamber'in vefatına kadar Yemen'deki kadılık görevine devam ediyor. Bu sürenin sonuna doğru Yemen'de peygamberlik iddiasına bulunan ve bölgede halkı ve çok kişiyi etrafında toplayan Esved el-Ansi'nin etkisiz hale getirilmesi ve bölgede Müslümanların yeniden hakimiyet kurmasına etkin bir rol oynuyor. Hatta Muaz bin Cebel ile Peygamber Efendimiz'in arasında geçen bir konuşma vardı, onu hatırlatayım size. Peygamber Efendimiz ona diyor ki sana bir mesele getirildiğinde ona nasıl hüküm vereceksin diyor Muaz. Muaz bin Cebel de şöyle cevap veriyor. İlk önce Allah'ın kitabına bakacağım diyor. Eğer onda konuyla ilgili herhangi bir hüküm bulamazsam Hazreti Peygamber'in sünnetine müracaat ederim. Bu iki temel kaynakta da bulamazsan kendi içtihadına göre hüküm veririm diyerek Peygamber Efendimiz'e cevap veriyor. Peygamber Efendimiz de onun verdiği cevabı çok olumlu karşılamıştı. Hatta çok da memnun olduğunu, aslında ne kadar doğru bir karar verdiğini göstermişti. Ve yine ona bazı tavsiyeler vererek ne yapıyor? Onu kadılık görevine gönderiyor arkadaşlar. Evet, gelelim şimdi genç bir alim Hazreti Ayşe'ye arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in eşi Hazreti Ayşe dini ilimleri yakın olmasından dolayı bizzat Hazreti Muhammed'den öğrenmiştir. Hazreti Peygamber ile aynı evi paylaştığı için gece gündüz onun ilminden, bilgilerinden istifade etmiş tabii ki. Peygamber Efendimizle birlikte ders ve sohbetlerini dinlemiş, kavrayamadığı ya da aklına takılan her konuyu direkt olarak Hazreti Muhammed'e sormuştur, öğrenmiştir. Hazreti Ayşe Peygamber Efendimiz'den aldığı bilgi, ilim, irfan sayesinde İslam esaslarının en seçkin öğreticilerinden biri oluyor. Sünneti nakledip onu açıklamakla kalmıyor. Aynı zamanda sünnetin doğru anlaşılması için de çok ciddi çabalar ortaya koyuyor. Çok kuvvetli bir hafızası var aynı zamanda Hazreti Ayşe'nin ve hadislerinin, sünnetlerinin sonraki nesillere, yani bizlere kadar ulaşmasında çok büyük bir çaba gösteriyor. Toplamda 2200 hadis nakletmiştir. En çok hadis aktaran 7 alim sahabiden biri olmuştur. Şöyle 2210 hadis diye not düşüyorum. Özellikle bilmemiz gereken husus bu. Aynı zamanda arkadaşlar Hazreti Ayşe
Medine ekolünde oluşmasını sağlamıştır. Hadis ve fıkıh sahasında Medine ekolünün oluşmasına kaynaklık etmiştir. Birçok kişi ona mektuplar göndererek, kendisini ziyaret ederek İslam'la ilgili konularda danışmışlardır. Gelelim genç bir anneye. Genç bir anne kim? Hazreti Fatıma, Peygamber Efendimizin kızı arkadaşlar. İslam'ın tebliğ sürecini birebir yaşayarak tecrübe etmiş. Hatırlarsanız Peygamber Efendimiz ilk peygamberliği kendisine bildirildiğinde henüz çok küçük yaşta olan Hazreti Fatıma babasına yapılan zulümlere karşı kayıtsız kalamamış ve çok küçük olmasına rağmen müşriklere karşı tehditler savurmuş ve onlara cevaplar vermişti ve babasını bu şekilde korumuştur. Yine savaşlara da katılmıştır. Uhud Savaşı'na katılmıştır. Gazilere yiyecek ve su taşımış, yaraları tedavi etmiştir. Hazreti Fatıma dürüst ve güvenilir bir şahsiyetti ve Peygamber Efendimiz onun hakkında ne diyordu? Cennetlik olan kadınların en faziletlisi, dört kişiden biri de Hazreti Fatıma olduğunu söylemişti. Diğerleri kimdi? İmran'ın kızı Meryem, yani Hazreti İsa'nın annesi, Hazreti Hatice, Hüveylid'in kızı Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed'in kızı Fatıma ve Müzahim'in kızı yani Firavun'un hanımı Asiye şeklinde cevap veriyor. Evet, bu kadınların dördünün, özellikle cennetlik kadınların en hayırlısı olduğunu ifade etmiştir. Hazreti Fatıma, Hazreti Ali'nin eşidir arkadaşlar. Çok mütevazi bir hayat yaşamışlardır. Evlendiği zaman ihtiyaçlarından asla fazlasını almamış. Hep elindekini ihtiyaç sahiplerine göndermiş, onların yardımına koşmuşlardır. Hazreti Fatıma Peygamber Efendimizin neslini devam ettiren tek evladıdır. Yani Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali'nin evliliğinden dünyaya gelen Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Peygamber Efendimizin soyunu devam ettirmiştir. Hazreti Fatıma çok genç yaşta anne olduğu için İslam ahlakıyla da örnek bir şahsiyet olarak çocuklarını bu şekilde yetiştirmiş. Hazreti Fatıma çocukları üzerinde hassasiyetle titremiş, onları en güzel ahlakla yetiştirmeye çalışmış. Onlarla ilgilenirken sevgi, adalet, dürüstlük, fedakarlık gibi ilkelerin üzerinde oldukça durmuştur. Sorumluluk sahibi bir genç olarak Esma binti Ebu Bekir, Ebu Bekir'in kızı arkadaşlar kendisi. Peygamber Efendimiz ile birlikte Hazreti Ebu Bekir hicret edeceği zaman onlara Sev mağarasında saklanırken yiyecek taşımıştır. Hatta yiyecek taşırken ne yapmıştı arkadaşlar? Elbisesinin ipini kopararak yemek kabını bağlamıştır ve Peygamber Efendimiz ona Zatun Nitekayn lakabını vermişti. Zatun Nitekayn ne demekti? İki kuşak sahibi demişti. Cennette iki kuşak vardır. Sana cennette iki kuşak verilecektir diyerek onu müjdelemiştir. Evet, Habeş Kralı'nın huzurunda bir genç Cafer bin Ebi Talip, Ebu Talip'in yani Hazreti Ali'nin diğer abi arkadaşlar, Ebu Talip'in oğludur. Hazreti Ali'nin abi oluyor dedik. Peygamber Efendimiz'e ilk iman edenler arasında yer alıyor. Mekkeli müşriklerin Müslümanlara yönelik eziyetlerine ve işkenceleri artınca Cafer bin Ebu Talip Hazreti Peygamber'den de izin alıp Esma binti Ümeys ile birlikte Habeşistan'a hicret eden ikinci kafileye katılıyor. Cafer bin Ebu Talip Peygamber Efendimiz tarafından bu kafileye başkan tayin ediliyor. Kureyşler hicret eden Müslümanlara sığınma hakkı tanınmaması konusunda Habeşistan kralının Necaşi'nin huzuruna çıkıp ne diyor? Müslümanları, yani bu insanları bize geri teslim et diyordu müşrikler. Ama Cafer bin Ebu Talip Necaşi'nin karşısında, Habeş kralının karşısında öyle bir konuşma yapıyor ki Necaşi onları vermek istemiyor, onları teslim etmek istemiyor ve bu konuşma sonrasında hatta bir rivayete göre Necaşi'nin Müslüman olmasına da katkı sağlamış. Daha sonrası Mute Savaşı'nda Peygamber Efendimiz'in emriyle Rumlara karşı savaşıyor Cafer bin Ebu Talip ve burada şehit oluyor. 40 yaşındayken şehit oluyor arkadaşlar. Kur'an'dan mesajlar konusuna gelelim. Burada özellikle bilmemiz gerekenler arkadaşlar, Peygamber Efendimiz'in büyüklüğünden bahsedilir. Onun yüksek ahlakı ve yüreğinin ne kadar şefkatle dolu olduğundan, merhametle dolu olduğu anlatılır. Uhud Savaşı'nda okçuların tepeyi terk etmesine rağmen Peygamber Efendimiz'in o okçulara ne kadar merhametli ve şefkatli davrandığını, onlara yumuşak sözle yaklaştığından bahseder. İstişarenin, yani fikir alışverişinde bulunmanın, danışmanın öneminden ve tevekkülden bahseder. Tevekkül ne demekti? İnsanın elinden gelen gayreti gösterdikten sonra Allah'a teslim olması demektir. Evet arkadaşlar, oldukça yoğun bir konumuz vardı. Ama
söylediğim her şey çok ama çok önemli. Çünkü bu sınavda dediğim gibi özellik ve sahabi çok önemli. Doğru eşleştirmemiz çok ama çok önemli. Gelelim şimdi eşleştirme sorularına. Arkadaşlar bakın burada kaç tane var? Ortalama 2, 4, 6, 8, 10 tane eşleştirme var. Bunlardan en az 5 tanesi iddia ediyorum. 5 tanesi yazılıda sorulur arkadaşlar. Çok dikkat ediyoruz. Hadi bakalım. Kur'an'da Hanif diye bahsedilen, Allah'a teslimiyetiyle övülen peygamber kimdi? Hazreti İbrahim olacak B diyoruz. Kur'an'da iffetiyle övülen, kıssası en güzel kıssa olarak ifade edilen peygamber kimdi? Hazreti Yusuf olacak arkadaşlar. Şöyle gördüm, J diyoruz. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmış, inançlarından dolayı öldürülmekle karşı karşıya kalan gençler kimdi? Ashab-ı Kehf olacak. Peygamberimizin himayesinde yetiştiği amcası kimdi? Ebu Talip olacak arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Evet, haş burada gördüm. Hazreti Muhammed'in haksızlıkları önlemek amacıyla katıldığı dernek Hilfül Fudul olacak. 21 yaşındayken hem yönetici hem de öğretmen olarak Yemen'e tayin edilen sahabi kimdi arkadaşlar? Öğretmen dediği için Musab bin Ümeyr olacak. Cevabımız hemen F yazıyoruz şöyle. Muahat, kardeşlik anlaşma sırasında Hazreti Peygamber'in kendine kardeş seçtiği sahabi. Bu olay şöyle oluyordu. Mekke'den Medine'ye hicret edenlerle Peygamber Efendimiz kardeşleştirme anlaşması yapıyor. Buna da muahat deniliyordu. Hazreti Ali'yi kendine kardeş olarak seçiyordu arkadaşlar. Bu yüzden Hazreti Ali ile ilgili konuda muahatta geçiyordu. Kim olacak? Hazreti Ali olacak. Şöyle G diyoruz. İslam'ın ilk yıllarında evini hizmete açan genç davetçi kimdi? Erkam bin Ebil Erkam. Evine ne deniyordu peki? Darul Erkam deniliyordu. Erkam'ın yeri, evi demekti. Evet, İslam'ın ilk davetçimiz kimdi? C diyoruz. Suriye tarafına giden ordunun başındaki komutan Üsame bin Zeyd olacak. Hatta ne demiştik? Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer gibi yaşı büyük sahabiler olmasına rağmen Peygamberimiz onu görevlendirmişti. Kur'an-ı Kerim'de gençlik, gençler anlamına gelen ve ilk gençlik yılları için kullanılan kelime feta olacak. Cevaplarımız bu şekilde. Bakın arkadaşlar, burası çok önemli. İsterseniz burayı ekran resmi alın, şöyle SS alın. Çünkü sınavda bundan çıkacak. Evet, SS'imizi aldık. Devam ediyoruz. Gelelim şimdi doğru mu yanlış mı? Ben bunlara geçmeden önce size şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bizlerin yazılı notları var. Tonguç'un bu noktada çok başarılı bulduğum kitabıdır. Yazılı notları burada bir ve ikinci yazılılar için var. Bütün dersler var, buna bakabilirsiniz. Hemen şöyle sınava girmeden önce püf noktalarını hatırlarsınız. Sorular var, çözümleri var, kavramlar var en güzeli. Şöyle bir kontrol edersiniz. Aklınıza takılan yerlere bir daha bir bakarsınız ve geçersiniz. Evet, yazılı notlarımızı tavsiye ediyorum kesinlikle. Geçelim şimdi doğru mu yanlış mı ya? İffetli olduğu için Mekkeliler Hazreti Muhammed'e El Emin lakabını vermiştir. İffetli olduğu için mi? Dürüst olduğu için mi arkadaşlar? Dürüst diyelim şöyle. Doğrusu olacak. Yanlış diyoruz yani. İffetli değil, dürüst olduğu için. Hazreti Peygamber'e yetişmiş, ona iman etmiş ve arkadaş denilebilecek ölçüde onun uzun süre bulunan kişilere sahabi denilir. Evet, doğru. Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'in dayısının oğlu ve aynı zamanda damadıdır. Dayısının değil, amcasının olacak arkadaşlar. Doğrusu amcasının oğlu olacak. Yanlış diyoruz. Esma bint Ebi Bekir iki kuşak sahibi anlamına gelen Zat-ül Nitekayn lakabı anılmıştır. Evet, doğru. Üsame bin Zeyd birinci akabe biatında Medineliler kendilerine İslamiyet öğretecek bir öğretmen olarak gönderdi. Hayır. Üsame bin Zeyd'i değil. Kimi göndermişti birinci akabe biatından sonra Medine'ye öğretmen olarak? Musab bin Ümeyr'i göndermişti arkadaşlar. Musab bin Ümeyr diyelim. Şöyle doğrusunu yazalım. Hazreti Ayşe rivayet ettiği toplam 2210 hadiste en çok hadis aktaran 7 alim sahabiden biri olmuştur. Evet, doğru. Erkam bin Ebil Erkam, Hazreti Peygamber'in evlatlığı ve azatlısı olan Zeyd bin Harise'nin oğludur. Yanlış. Zeyd bin Harise'nin oğlu kim biliyor musunuz arkadaşlar? Üsame bin Zeyd. Bakın şurada yazan Üsame bin Zeyd. Zaten babasının ismiyle anılır. Eskiden Arap toplumunda öyle bir şey vardı. Babanın ismiyle anılırdı. Yanlış diyoruz. Kim olacaktı? Zeyd bin Harise değil. Erkam bin Erkam değil. Üsame bin Zeyd'in babasıdır Zeyd bin Harise.
Evet, gelelim doğru yanlışlardan sonra boşluk doldurmaya. Öğretmenlerimiz boşluk doldurmadan sınavlarda bol bol soruyorlar. O yüzden %100 çıkar diyorum. Buradan en az yine 5 tanesi çıkacak diyorum. Bu kadar net söylüyorum. 5 tanesi çıkar arkadaşlar. Evet, nokta nokta Hazreti Peygamber'in nesline devam ettiren tek çocuğudur. Kimdi? Hazreti Fatıma olacak cevabımız. Yazalım Hazreti Fatıma. Nokta nokta Hazreti Peygamber'in vefatına kadar Yemen'deki kadılık görevine devam etti. Kim devam etti arkadaşlar? Kadılık görevine devam eden kim olacaktı burada? Muaz bin Cebel olacak. Muaz diyelim şöyle. Muaz bin Cebel. Habeş Kralı Necaşi'nin huzurunda Müslümanları nokta nokta temsil etmiştir. Kim temsil etmişti? Arkadaşlar Habeş Kralı'nın huzurunda tabii ki burada bakalım Cafer temsil etmişti. Cafer bin Ebi Talip değil mi? Ebu Talip'in oğlu. Evet, Cafer temsil etmiştir. Herhangi bir konuda doğruyu bulmak için alanında güvenilir bir uzmanın görüşüne başvurulmasına istişare denilir. Fikir alışverişinde bulunmak. Hicretten sonra Hazreti Peygamber'in Mekke'den hicret eden muhacirlerle Medine'li ensardır olan Müslümanlar arasında yapmış olduğu kardeşlik antlaşmasına muahat denir. Kur'an ve hadis konusundaki derin ilminden dolayı hem Hazreti Ebubekir'in hem de Hazreti Ömer'in fikrine müracaat ettikleri sahabi kimdi arkadaşlar? Hazreti Ali olacak. Evet. Hazreti Ali olacak. Halife olmuşlardı arkadaşlar. Hazreti Ebubekir biliyorsunuz ve Hazreti Ömer halifeydi. Ancak kime danışıyorlardı? Hazreti Ali'ye danışıyorlardı. Kabe'nin yanı başında İslam'ın yayıldığı ev nasıl anılırdı? Darul Erkam diye anılırdı. Darul Erkam. Erkam bin Ebil Erkam'ın eviydi. Hazreti Ali'ye savaştaki cesaret ve kahramanlığından dolayı Haydar-ı Kerrar diye anılmıştı arkadaşlar. Haydar-ı Kerrar diyoruz. Evet, döne döne saldıran ismi verilmişti. Evet, gelelim şimdi çoktan seçmeli sorularımıza. Hazreti Peygamber Mekke'de baş gösteren kıtlık döneminde amcası Ebu Talib'in en küçük oğlu Hazreti Ali'yi yanına alıp bakımını üstlendi ve onun her türlü ihtiyacını gidermeye çalıştı. Onu iyi tanıdığından kabiliyetlerinin gelişmesi için bütün imkanlarını hazırladı. Hazreti Ali kısa sürede okuma yazmayı öğrendi ve ilmi alanında yetkin bir kişi haline geldi. Hazreti Peygamber onun bilgi ve becerisini İslam'ın tebliğ ve yayılma sürecinde değerlendirdi. Onu vahiy katibi olarak görevlendirdi. Bu parçadan Hazreti Peygamber ile ilgili olarak yargılardan hangileri söylenebilir? Vefalı bir kişiliğe sahiptir. Evet, ne diyor? Hazreti Ali'yi alıyor. Amcası Ebu Talib'in oğlunu. Gençlerin eğitimine önem veriyor. Evet, onun kabiliyetlerini geliştirmesi için bütün imkanları hazırlıyor. Amcalarının daima desteğini almıştır. Buna ulaşamayız arkadaşlar. Çünkü burada amcalarının deyip genelliyor. Ancak sadece Ebu Talib'in desteğini almıştır. O yüzden söylenemez. Görevlendirmelerde yakınlarına öncelik tanımıştır diyor arkadaşlar. Bu da yanlış olacak. Yani ona akrabası olduğu için değil, yeteneği kabiliyeti olduğu için bu süreçte onu değerlendiriyor. Hazreti Ali'nin yeteneğini değerlendiriyor. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak. Sadece söylenebilir, yani A seçeneği olacak. Evet, gelelim şimdi bir diğer sorumuz. Hazreti İbrahim put yapıcısı bir babanın oğlu olmasına rağmen toplumunda yaygın olan ahlaksızlıklardan ve sapık düşüncelerden kendisini korumayı bilmiştir. Çünkü o temiz fıtratının yönlendirdiği hakikat araştırmasını sonuna kadar götürmüş ve doğru yolu bulmuştur. Kalabalıkların sesine değil, kendi aklının, mantığının ve vicdanının sesine kulak veren Hazreti İbrahim, delilsiz ve temelsiz inanış ve uygulamaları olduğu gibi kabul etmemiştir. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Hazreti İbrahim inanmak için delil aramıştır. Evet, söylenebilir. Delilsi ve temelsizlerden uzak duruyor. Hakikati araştırmak insanın bir görevidir. Evet, ne diyor? Kendisi araştırmalarını devam ettiriyor ve doğru yolu buluyor. İnsan aklı Allah'ın varlığını bulabilir. Burada ne diyor arkadaşlar? Kendi aklının sesini dinlemiş, vicdan sesine kulak vermiş. Kavminin inanışlarını Hazreti İbrahim düzenlemiştir diyor. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. Tabii ki o kavminin inanışını değiştirdiğinden bahsetmiyor. Şöyle söylenebilirlere tik atalım arkadaşlar.
Körü körüne inanmak hakikate ters bir durumdur. Evet, burada da ne diyor? Olduğu gibi kabul etmemiş bu temelsiz ve delilsiz inanışları. O zaman hangisi söylenemezmiş? Kavminin, bu parçada çünkü böyle bir bilgi verilmemiş. Kavminin inanışlarını Hazreti İbrahim düzenlemiştir, söylenemez. Evet arkadaşlar, çok önemli bir soru. Bakın, %100 kesin çıkar diyorum. Kesinlikle bu sorular, bu tarz sorular çıkar arkadaşlar. Evet, Hazreti Muhammed'in peygamberliğine ilk iman edenlerdendir. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde onun vasiyeti üzerine cenaze hizmetlerini yapmıştır. Savaştaki cesaret ve kahramanlığından dolayı Haydar, Kerrar, döne döne savaşan ismi verilmiştir. Özellikleri maddeler halinde verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Kimdi arkadaşlar? Peygamber Efendimiz'in cenaze hizmetlerini yapan, Haydar, Kerrar lakabını alan. Evet, cevapları duyuyorum. Tabii ki cevap Ali bin Ebu Talip olacak. Yani Ebu Talip'in oğlu Ali olacak. Hazreti Ali'den bahsediyor. Cevabımız A olacak. Putperest bir kavmin içinde Allah'ın varlığına ve birliğine inanan birkaç genç bu inançlarını dile getirip putperestliğe karşı çıkmış. Onların zulüm ve baskılarından korunmak için bir mağaraya sığınmışlardır. Yanlarındaki köpekleriyle birlikte mağarada derin bir uykuya dalan bu gençler muhtemelen 309 yıl sonra uyanmışlardır. Burada bir gün veya daha kısa bir süre uyuduklarını sanan gençler içlerinden birini yiyecek almak üzere şehre gönderdiklerinde onların durumunu öğrenen insanlar Allah'ın vaadinin yani sözünün hak olduğuna ve kıyametin mutlaka geleceğine inanmışlardır. Ashab-ı Kehf'ten bahsedilen paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bir sorumuz var arkadaşlar. Mağaraya sığınan gençler iman etmiş kişilerdir. Evet, inandıkları için, bakın inanan bir genç olduğu için. Ashab-ı Kehf inananlar için örnek teşkil etmektedir. Evet, yani Allah'ın yeniden dirilişi gerçek olduğuna, böyle bir vaadi var hatırlarsanız. Yani öldükten sonra yeniden diriliş olduğunu söylüyor ve bunun gerçek olduğunu gösteriyor. Ve bize en güzel örnek Ashab-ı Kehf örneğidir. Gençler sığınak olan mağaraya uyumak için girmişlerdir. Evet, ne diyor? Mağaraya sığınmışlardır. Gençler sığınak olan mağaraya uyumak için girmişlerdir. Arkadaşlar, uyumak için girmemişler. Aslında buraya ne yapmak için? Sığınmak için girmişler. Dolayısıyla cevabımız yanlış olacak. Gençlerin uyutulmaları ölüme ve yeniden dirilişe işaret. Evet, doğru. Gençler inançlarını korumak için toplumdan kaçmışlardır. Evet, ne diyor? Karşı çıkmışlar putperestliğe ve onların zulüm ve baskılarından dolayı korunmak için mağaraya sığınmışlar. Dolayısıyla hangisi söylenemez? Sığınak olan mağaraya uyumak için girmemişler. Yani orada amaç sığınmak. Yusuf kıssası Tevrat'ta ve Kur'an'da ayrıntılı biçimde anlatılmakta. Bu iki anlatım arasında büyük ölçüde benzerlik bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de diğer peygamberlere ait kıssalar farklı surelerde yer aldığı halde Yusuf kıssası kıssaların en güzeli nitelemesiyle tek bir surede nakledilmektedir. Bu surede öncelikle sabretmenin nedenle önemli olduğuna işaret edilmektedir. Hazreti Yusuf yaşadığı sıkıntılar karşısında nasıl sabredip tüm iftira ve olumsuzluklardan kurtulduysa sabreden Müslümanlara da ona verilmiş olan mükafatın bir benzerinin verileceği hatırlatılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi parçada anlatılanları destekleyen ayetlerden değildir diye sorumuz var. Evet, ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. Yukarıdaki metni destekleyen bir ayet. O yüzden eliyoruz. Ey Muhammed, sabırlı ol. Çünkü Allah güzel iş yapanların mükafatını zayi etmez. Bu da yine sabırdan bahsediyor. Sizin yanınızdaki dünya malı tükenir. Allah katındakiler ise bakidir. Elbette sabırlı davrananlara yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Burada da sabırdan bahsediliyor. Ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz, aksine biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir diyor arkadaşlar. Burada da yine ne diyoruz? Namaza sabırla devam etmekten bahsediyor, ancak sabır, genel olarak sabırlı olmaktan bahsetmiyor. Olayı o yüzden yukarıdaki metin değil de başka bir konu, yani namazda devamlı olmakla ilgili bir konu. O yüzden cevabımız D olacak. E'ye de yine bir bakalım. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise yazıklar olsun size. İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur. Yani sabredenlerin mükafat elde edeceğini söylüyor arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? D seçeneği olacak. Evet arkadaşlar,
yazılıdan mutlaka Hazreti İbrahim'le ilgili soru gelir. Buna çok dikkat edelim. Hazreti İbrahim'le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorumuz var. Hazreti Süleyman'la aynı zaman diliminde yaşamıştır. Hayır. Babasını ve kavmini tevhid inancına davet etmiştir. Evet. Nemrut'un itirazlarına susturucu cevaplar vermiştir. Evet, güneş meselesi, güneşi doğudan doğurma, batıdan doğurma meselesi. O Kur'an'da samimi bir Müslüman ve Hanif olarak anılmıştır. Evet, doğru. Putları kırarak onların kendilerini savunamadıklarını göstermiştir. Evet, doğru. Ancak Hazreti Süleyman'la aynı dönemde yaşamamıştır. Arkadaşlar, cevabımız A olacak. Gelelim Hazreti Ayşe sorusuna. Hazreti Ayşe ile ilgili hangisi yanlıştır diye sorulur. A. Hazreti Peygamber'in sadık dostu Hazreti Ebu Bekir'in kızıdır. Evet. Hadis ve fıkıh sahalarında Rey ekolünün oluşmasına kaynaklık etmiştir. Rey ekolünün değil arkadaşlar. Medine ekolü olacak cevap. En çok hadis aktaran 7 alim sahabeden biridir. Doğru. Arap tarihi, ensap yani soy ilmi, şiir ve tıp alanlarında derin bilgi sahibidir. Evet, doğru. Hazreti Muhammed'in eşlerinden biridir. Evet, doğru. Arkadaşlar, Hazreti Hatice'den sonra Hazreti Ayşe ile evlenmiştir Peygamber Efendimiz. Burada hangisi yanlıştır? Rey ekolünün değil, Medine ekolünün oluşmasına öncülük etmiştir, kaynaklık etmiştir. O yüzden cevabımız B yanlış olacak. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kadılık görevi esnasında kendisine bir mesele arz edildiğinde nasıl hüküm vereceğini sordu. O ise cevaben ilk önce Allah'ın kitabını esas alacağını, onda konuyla ilgili olarak herhangi bir hüküm bulamazsa Hazreti Peygamber'in sünnetine müracaat edeceğini, bu iki temel kaynakta bulamazsa da kendi içtihadına göre hüküm vereceğini, yani kendisinin ilim ve birikimine göre cevap vereceğini bildirdi. Hazreti Peygamber onun verdiği cevabı olumlu karşılamış ve memnuniyetini ifade etmiştir. Bu görüşmeden sonra Hazreti Peygamber kendisine bazı tavsiyelerde bulunarak Yemen'deki görevine uğurlamıştır. Hazreti Peygamber ile arasında bu diyaloğun geçtiği sahabi aşağıdakilerden hangisidir? Erkam bin Ebil Erkam değil, Cafer bin Ebil Tarif de değil arkadaşlar. Musab bin Ümeyr de değil. Cevap Muaz bin Cebel olacak arkadaşlar. Yemen'e kadı olarak gönderilen ve bu konuşmanın geçtiği kişi Muaz bin Cebel olacak. Zeyd bin Harise de değil arkadaşlar. Cevabımız C olacak. Evet, geldik yazılı provamızın sonuna. Çok dolu bir yazılı provası oldu. Umarım sizler de gerekli notlarınızı almışsınızdır arkadaşlar. Ekran resimlerinizi almadıysanız mutlaka tekrar izleyip alın. Çok önemli notlar var çünkü. Şimdi geliyorum ödüllü sorumuza. İlk Müslümanlar arasına yer alarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sadakatle bağlanan, evini onun emrine veren genç sahabi kimdir? Cevapları yorum kısmına yazmanızı istiyorum. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.